Şimdi geleceğim, konuşacağız. Onun risk yönetimi de konuşacağız. Şimdi Barış'a geliyorum. Ben mesela ben çok uzun zamandır orman yangınıyla sigortayı bir türlü ilişkilendirememiştim. Yani çünkü orman yanıyor, bu zaten sigorta değil. Tarım alanı tamam, bunda hemfikiriz. Yani daha çok tarımı etkiliyor falan ama sonra yurt dışındaki raporlara falan da baktığımda işte İtalya'daki orman yangınlarına geçtiğimiz yıllarda, keza Amerika'daki orman yangınlarında, Avustralya'daki orman yangınlarında sigorta sektörünün ciddi etkilendiği bir sektör olarak görüyor. Bizde de mesela 2 sene önce Erdem Bey'in söylediği ciddi etkiledi. Şimdi buradan biraz işin sigorta boyutuna girelim. Tabii bu konuda biz Türkiye olarak biraz sigorta anlamında şanssız diyebilirim. Çünkü sigortayı etkileyen çok fazla hasarları biz Türkiye olarak görmüyoruz. Çünkü sigorta mı yok? Sigorta yok, doğru. Yok bu yani. Da doğru sigorta yok. Olan da çok o kadar doğru değil. Önemli etkenlerden bir tanesi bu. Diğeri de şu ana kadar yaşadığımız alan, hocam biraz önce bahsetti, çok büyük bir alan değil ekspoze olduğumuz risklere göre. Yani çok oteller, konutlar, evet köyler etkilendi 2021'de yaşanan durumdan ama çok büyük bir şey görmedik biz daha. Sigortaya konu olan bir etkisi yok. Ama dünya genelinde rakam vermek gerekirse 2018-2022 yılları arasında orman yangınlarının toplam maliyeti $69 milyar. Tüm dünyada. Bunun $39 milyar sigorta sektörü tarafından karşılanmış. Neredeyse yarısı yani. Neredeyse yarısı. İşte evet, 55'in evet, biraz üzerinde evet, bir oran sigorta sektörüne maliyeti olmuş. Türkiye tabii burada çok az. Yani biz 2021'de yaklaşık 100-150 milyon TL civarında bir maliyeti oldu bize. İşte bir söylediğimiz sebeplerden dolayı. Ama sigorta sektörü için de tabii kritik bir konu. Konutlar için, oteller için, bitkisel ürünler için tabii ki önemli etkileri oluyor bize de. Ya ama sigortalanabilecek bir risk değil mi? Tabii ki. Tabii yani ki. Var yani bu risk. Yangın riskinin yani, altında. Yani orman yangını kardeşim bu sigortanın tabii dışında demiyorsun. Değildir. Değildir. Mutlaka sigortanın içindedir. Sigortalanabilir. Bütün malları hatta buradan doğacak olan finansal kayıplar da sigortalanır. Bu ürünlerimiz var zaten. Şu an zaten eksik olan kısımlar birazcık da onlar. Yani otellerimiz mesela zarar görüyor. Maddi hasarını biz zaten ödüyoruz. Ama şunu görüyoruz ki otel orada kapalı yok, kalıyor. Yok evet aynen. Şimdi öyle. Bir sezonu kaçırdığı zaman bir otel ciddi bir gelir kaybı var. Sabit masraflarını ödemek zorunda. Şimdi bizim gördüğümüz poğaçalarda bunlar eksik. Bunlar da yapılması lazım ki tam anlamıyla bir koruma sağlansın.